Herkese günaydın. YouTube kanalıma ve hayatıma, yol hikayelerimi dinlemeye hoş geldiniz. Bu YouTube'daki ilk videom. Ben de YouTube'daki ilk videomu çok sevdiğim bir yerden başlayarak içerik üretmek istedim. Şu an neredeyim? Şu an Bodrum'dayım. Yalı Çiftlik'teyiz. Dün akşam geldik buraya aslında ama gece geldiğimiz için çekim yapmak istemedim. Sabah uyanır uyanmaz böyle güzelce kıyafetlerimi giydim, hazırlandım ve size kaldığımız bungalovları tanıtmak için videoyu çekmeye başladım. Arkamda şimdi size birazdan göstereceğim burayı. Çok ama çok tatlı bir yerde kalıyoruz. Bodrum'da ki o zengin, lüks, abartılı yerlerin dışında Bodrum'un bir de böyle doğal güzellikleriyle iç içe kalabileceğiniz çok tatlı, şirin, fiyatları da gayet uygun bir yer burası. Size burayı göstermek istedim bu yüzden. Eğer sizin de yolunuz düşerse buralara, siz de gelip benim gibi burada kalabilirsiniz diye. Hemen şöyle arkamda göstereyim. Zaten birazdan da ayrıntılı olarak size burayı gezdireceğim. Evet, şimdi hazırsanız gelin hep birlikte bungalovların içini gezelim. Ben kendim bungalovumu gösteremeyeceğim çünkü biraz dağınık olduğum için bunu görmenizi istemiyorum açıkçası. Size bu gezdireceğim bungalov çift kişilik olan. Bunun aynı şekilde tek kişilik olan bungalovları da var. Bu çiftlerin kullanabileceği bir bungalov. Bu şekilde içeriye giriyorsunuz. Çok büyük bir alanı yok ama bence gayet minimal. Tatlı, iki kişiye yetebilecek özellikleri var bu şekilde. Şurada zaten yine aynı şekilde buranın yapısına uygun olarak çok tatlı bir böyle dolabı var. Eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz. Aynı şekilde buradan devam ettiğimizde şöyle şu köşede küçük bir koltuğu, şurada mini bir buzdolabı var. Bunun dışarısında odaların içerisinde klima bulunuyor zaten. Burada küçük böyle eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Bu kısmı da banyo ve tuvalet açılıyor. Şu şekilde göstereyim size. Orası da yine çok büyük değil ama yeterli kullanım alanına sahip bu şekilde. Banyo ve tuvalet alanı. İçerisi bu şekilde. Şimdi dışarı çıkalım. Tekrardan yine burada oturmanız için böyle sandalyeler, tabureler koymuşlar. Aynı şekilde burası balkon kısmı. Burada gününüzü keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Tekrar buradan indiğinizde buradaki bölgede size ait. Yine burada çayınızı, kahvenizi rahatlıkla içebilirsiniz. Şimdi bungalovun içerisinden çıktık. Size dışarıyı göstermek istiyorum. Bu şekilde sıralı bungalovlar var burada. Yani ağaç evler de diyebiliriz. Var. Bu şekilde yolun sonuna kadar takip ettiğinizde hemen sol tarafta da kahvaltı bölümü var. O kısımda işte kahvaltınızı yapabilirsiniz. Bunun dışında kendileri de güzel böyle Ege mutfağına özgü yemekler hazırlıyor. İsterseniz onlardan da yiyebilirsiniz. Bu bungalovda işletmede yaklaşık 10 tane bungalov var. Bu yüzden de az insan olduğu için de çok daha keyifli vakit geçiriyorsunuz. Genelde akşamları çok sessiz ve sakin bir ortam var. Rahatlıkla uyuyup kafanızı dinleyebileceğiniz. Bu şekilde yolu takip ettiğinizde şimdi sizi mutfak bölümüne götürüyorum. Biz sabahları kahvaltımızı burada yaptık. Bu şekilde. Ya burada böyle fıçılar var. Çok tatlı bence. Burası işte sabahları bize kahvaltı verildikleri bölüm. Şurada küçük bir bar var, mini bar. Burası bu şekilde. Şimdi size bir de benim en sevdiğim yere götüreceğim. Aha, bir de hatırlatmak gerekirse bazen de böyle hafta sonları misafirlerin kalabalık olduğu zamanlarda burada mangal, işte ızgara tarzı şeyler yapıp misafirlerine de veriyorlarmış. Bu şekilde çok tatlı konsept bir yer. Evet, şimdi diğer taraftan bu tarafa doğru tekrardan geldik. Burası bu arada benim kaldığım bungalov.
Bence benim kaldığım bungalov en tatlı yer. Çünkü aynı zamanda böyle bir zeytin ağacı var burada ve ben yemeklerimi falan buraya getirmiştim. Dün akşam burada yemiştim. Burada böyle çok tatlı bir salıncak var. Akşamları burada sallanıp dün akşam çok güzel yıldızları falan izlemiştim. Çok keyifli bir yer. Bir de böyle çok tatlı bir yeri var. Yine aynı şekilde buralarda gelip vakit geçirebileceğiniz hem aynı zamanda gölgelik, gün boyu gölge alan yerler. Çok tatlı bir bahçesi var o yüzden. Şimdilik Bungalow Bodrum ile ilgili anlatabileceklerim bu kadardı. Bu videonun sonuna kadar gelip izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.